Şimdi. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bağlı olan arkadaşlarımıza. Ben Murat Arslan, elektrik mühendisi. Yüksek gerilim tesisleri ve güvenlik olmak üzere birinci bölüm olarak bunu planladık. Bu akşam bir saat ya da 1,5 saat gibi bir süre birlikte olacağız. Ben 79'da TEK'te göreve başladım. Ve 2004 yılına kadar TEK'in değişik birimlerinde ve değişik illerde Trabzon, Samsun, Sivas, Bitlis, Karaman ve Ankara olmak üzere mühendis, baş mühendis, teknik müdür yardımcısı ve işletme müdürü olarak çalışıp 2004 yılında emekli oldum. Bir yıl dinlenip ne yapabileceğimi düşünerek Kağıt Aşağısı firması kurup 2005 yılından bu yana da danışmanlık, müşavirlik, proje hizmetleri olmak üzere işletme sorumluluğu hizmetleri olmak üzere bugüne kadar devam ediyorum şahsi olarak. 2004 yılında EMO Yönetim Kurulu'nun kararı MİSEM kapsamlı yüksek gerilim işletme sorumluluğu dersleri, bilirkişilik dersleri olmak üzere siz meslektaşlarımızla belge yerel eğitimlerde Ankara ve diğer illerde de olmak üzere çoğunlukla birlikte oluyoruz. 3 gün periyot halinde sunduğumuz yüksek gerilim dersleri biliyorsunuz geniş kapsamlı olup 1 saat ya da 1,5 saatlik programladığımız bu eğitim tamamını işlememiz söz konusu değil. Sürece yayarak periyotlar halinde 1, 2, 3, 4, 5 gibi önce yüksek gerilim nedir, ne değildir, sorumluluklardır nedir, ne değildir, güvenlik ağırlık olmak üzere siz arkadaşlarımla bu süreyi olumlu olabilecek, verimli olabilecek şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Umarım hepiniz için de sorularınız olursa karşılamaya da çalışacağız. Diyerek öncelikle yüksek gerilim nedir, ne değildir? Buradan başlamak istiyorum. Yüksek gerilim biliyorsunuz 1 kilovolt elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği gereği ilgili maddesinde 1 kilovolt üstündeki fazlar arası gerilimlere yüksek gerilim adı tanımlıyoruz. Tabii yüksek gerilimin üretilmesi, iletilmesi, tamamen yüksek gerilim tesislerini oluşturan bir süreci kapsıyor. Bu süreç kapsadığından da üretimle ilgili tesislerin kurulması, projelendirilmesi, kurulması, malzeme seçimi ve işletilmesi tamamen bir mühendislik olup bu mühendislik hizmetinin güvenlikle yapılması, güvenlik ekseninde yapılması temel esastır. Doğal olarak da sorumluluklarımızın ne olduğunu proje aşamasında olsun, malzeme seçiminde kurulması ve işletilmesi süreçlerinde özellikle bir eksende yapmamız gerekiyor. Bu ekseni kaybettiğimiz zaman istenmeyen kötü sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Tabii can ve mal gibi kayıpların olduğu gibi ekonomik kayıplar da büyük boyutlarda oluşabiliyor. Onun için güvenlik olmazsa olmazımız oluyor. Bunu sağlamanın yöntemi de yüksek gerilim tesisleriyle ilgili mevzuatların, standartların, iş kanunun ve İSG kanunun tam olarak biz mühendislerce bilinmesi, onların bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde bilim ve tekniğin tam olarak uygulanması gerekiyor. Yine etik ve ahlak dediğimiz kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz ülkemizin de içinde bulunduğu bu koşullar nedeniyle yani işsizliğin yüksek olması, hizmetlerin doğru dürüst üretilememesi halinde hem toplumsal anlamda kayıtlarımız hem de hizmetten yararlanan
üreticilerin bir takım kayıpları söz konusu olabilmektedir. Amacımız burada bu kayıpları minimize edebilmektir. Enerjide güvenilirlik, süreklilik, kalite, verim ve ucuz olması, yenilenebilir ve ucuz olması hepimizin temel amacı olmalıdır. Tabii sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanabilmesi için de biraz önce söylediğim gibi projenin kesinlikle kalite olması gerekiyor. Yani eğer proje kaliteli değilse malzeme seçimi kaliteli olmayacak, kurulması kaliteli olmayacak ve doğal olarak da işletilmesinde olabildiğince sorunlar yaşayacağız. Bugün ülkemizde olan iş kazalarını da düşündüğümüzde, acaba enerji sektöründeki iş kazalarının boyutlarını düşündüğümüzde ciddi anlamlarda yüksek oranlarda olabildiğini gözlemleyebiliriz. Zaman zaman bizzat şahit olduğum, istemeyerek şahit olduğum geçmiş yıllarda hizmetimiz sürecinde, 25 yıllık hizmet sürecinde de birçok elektrikle ilgili iş kazalarını yaşamış bir meslektaşınız olarak da ciddi anlamlarda hem bizlerin üzerinde hem de iş kazası geçiren o çalışanlar üzerinde ve onun ailelerin üzerinde ciddi baskılar oluşturabileceğini unutmamamız gerekiyor. O nedenle de ben önce sorumluluktan başlamak istiyorum. Konunun içinde yer alabilecek konular neler olacak? O konuda bilgi vermek istiyorum. Önce sunuş, yüksek gerilim tesislerinde teknik sorumluluk ve çalışmak, kimler sorumluluk alabilir, kimler çalışabilir, idari sorumluluk nedir, yüksek gerilim devreleri ve tanımlar, yüksek gerilim teçhizatları olmak üzere kısaca başlıklar halinde sunmaya gayret edeceğim. Özellikle bu dersimizde bu akşam sizlerle güvenlik konusunu işlemeye çalışacağım. Uygun bir iş ortamının oluşturulması ve güvenlik için kişisel koruyucu donanımlardan bahsedeceğim. Daha sonraki sunumlarımızda da sistemi oluşturan güç sistemi nedir, ne değildir? Güç sistemini oluşturan devre elemanları, ayırıcılar, kesiciler, metal muhafazalı modüler hücreler, yüksek gerilim sigortaları, parafudurlar, izolatörler, iletkenler, yeraltı kabloları, transformatörler, manevralar olmak üzere diğer derslerde siz meslektaşlarımın sorunları çözülmesinde kolaylaştırıcı olmaya gayret edeceğim. Elektrik enerjisinin temiz oluşu insan yaşamında sağladığı kolaylıklar ve konfor, elektrik tesisleri sektöründe konuya karşı ilginin arttığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Ancak bunun yanında taşıdığı tehlikeleri de göz ardı etmemek gerekir. Elektrik tesisinin yapımı, kullanımının kurallara uygunluğu, can ve mal güvenliğini önemi belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz meslek hayatımızla ilgili elektrik kuvvet akım tesisleri yönetmeliği, iş tesisat yönetmeliği ve topraklama yönetmeliği özellikle can ve mal güvenliği konusunda amaç olarak birinci maddeleri amaçla düzenlenmiştir ve can ve mal güvenliğinin sağlanması birincil görevimizdir. Önce teknik sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği 30.11.2000 tarih ve 224.246 sayısı bir gazetede yayınlanmış, yürürlüğe girmiş ve
burada elektrik mühendislerinin, elektrik elektronik mühendislerinin teknik sorumluluk alabileceğiyle ilgili tanımlama 60. maddede yapılmıştır. Yine her ne kadar alanımızla ilgili fen adamları bu konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Fen adamları ile ilgili de görev yetki sorumluluklar yönetmeliği 11-11-1984 sayı 20.339 sayılı resmi gazetede 9-2-2012 tarihli ve 28.199 resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Burada da fen adamlarının yetki sorumlulukları tanımlanmıştır. Amaç bu yönetmeliklerde kuvvet akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can, insan hayatı ve men emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsamlı unutulmamalıdır ve hiçbir yoruma gereksiz kalmaksızın tanımlanıyor. Elektrik kuvvetli akım tesisi nedir? Bunu da bilmek gerekiyor ve bu konuda ciddi farklı anlayışlar oluşabiliyor. Bunu da gidermemiz gerekiyor. Yine elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğiyle insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda yaklaşmaları, dokunmaları ve benzerleri gibi tehlikeli olabilecek ve elektriğin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, kimyasal enerjiye ve benzeri enerjilere dönüşülerek kullanması sağlayan tesisler olarak tanımlanıyor. Kuvvetli akım tesislerine herkesin girmesi olanaklı değil. Bu yine elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği 59. maddede açıkça tanımlanmış. Kuvvetli akım tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel gereçler olmadan bunlara dokunmasına izin verilemeyeceği, ayrıca tesisin girişinde işletme personelinin gerekli iş güvenliği malzemelerinin her zaman hazır bulundurulması gerektiğinin vurgusu açıkça yapılmıştır. Madde yine 60, tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinden. Özellikle dikkatinizi çekiyorum, tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinden. Teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kilovolt ve daha büyük kuvvetli akım tesislerde uzaktan kumanda edilen TML'ler araç işletme sorumlusu en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gereken kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçli tedbir söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. Gayet açık bir şekilde burada elektrik mühendislerinin işletme sorumlusunun yanında iş güvenliği sorumluluğunu da sorumlu kılmaktadır. Ki öyledir. Genellikle meslektaşlarımızda bir algı var. Bir iş yerinde iş sağlığı güvenliği uzmanı varsa iş güvenliği sorumluluğu bunu elektrik mühendisi arkadaşlar kendilerinde bu işi yükümlülük olarak görmüyorlar. Takdir edersiniz ki bir fizik mühendisi ya da jeoloji mühendisinin ya da ziraat mühendisinin iş güvenliği uzmanı olduğunu düşünün. Bir yüksek gerilim tesisi varsa tehlikeli adım geriliminin risk oluşturup olmadığını veya tehlike oluşturup olmadığının kararını verebilir mi? Veya bir yüksek gerilim tesisinde kişisel koruyucuların temininde, sağlanmasında karar verebilirler mi? Bu tamamen bir mühendislik konusudur. O nedenle de mühendis arkadaşlarımızın, elektrik elektronik mühendis arkadaşlarımızın yüksek gerilimdeki sorumluluklarını iş güvenliği boyutunda da ele almaları, doğal olarak da iş emniyetinin sağlamaları gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Ki 60. maddede açıkça da bu olay ifade edildiğini görebiliriz.
Kimler çalışabilir? Kuvvet antrenörü yapım, bakım ve işletme iş yapan elemanın kişisel hataları olacak kazada bilmeyen hukuki sorumluluk yüklenemez. Yeterli güvenlik önlemleri almadan ve özel araç kullanmadan yüksek gerilim altında hiçbir şekilde çalışma yapılamayacağı da yine 60. maddede düzenlenmiştir. O nedenle de doğru çalışma yöntemlerini belirleyecek olan elektrik elektronik mühendisleridir. Kuvvet lafını yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek kuvvetli akım tezine yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi alan, buna genelde EKAT belgesi adı veriliyor. Fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetiminde altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilirler. Öteki görevlilerden kasıt, tabii tek başına öteki sözcüğü gerçekten geniş bir kapsam. Yani tek başına kimi ifade ettiği belli değildir. Ancak gerek iş sağlığı güvenliği tüzüğünü gerekse diğer yönetmelikleri irdelediğimizde elektrik tesisleri için yüksek gerilim tesislerinde çalışabilecek kişilerin gerekli eğitimi almış olmalarını unutmamak gerektiğinin de altını çizmek gerekiyor. Gerilim altında olmayan tesis bölümünde çalışacağından da gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle çalışanların herhangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli önlemleri de yine alınmak zorundadır. 61. maddedeki maddelerin dışında örneğin şu önlemler alınabilir. Gerilim altında tesis bölümünün kapatılması ya da yalıtkan bir kılıf örtülmesi, çalışma sırasında sürekli gözetim, çalışma yapılan yerin bir engelle çevrilmesi, ancak bu durumda aygıtlarla tehlikesiz ve serbest olarak hareket edilmeleridir. Madde 61'de işletme sorumluları genellikle yapacakları işler için görevlendirilen kişileri işin süresi, yeri, cinsi ve önemine ilişkin yazılı yönergeler vereceklerdir. Aşağıdaki durumda yazılı gibi yönergeler verilmeyebilir. İş yapmakla görevlendirilen kimselerin yeterli teknik bilgi ve görgüsü varsa kendisi ve yardımcının gerekli güvenlik önlemlerini kendi sorumluluğu altında alabilirlerse, işletme sorumlusu tüm devre açma ve kapama işlerini kendisi yapar ya da gözetim altına yaptırır ve yapılan işlerin kendi denetlerse, sözlü olarak ya da telefonla verilen emirler bu emri alan kimseye tekrar ettirilecektir. İlgililerin saatleri birbirine göre tam olarak ayarlanmalı ve ek güvenlik önlemleri olarak da işe başlarken gerilimin kaldırılması ve iş bittikten sonra gerilimin uygulanması sırasında yeterli süre bırakılmamalıdır. Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışması sırasında çalışanın hayatının korunması açısından mutlaka alınması gerekli önlemler aşağıda açıklanmıştır. Birincisi, gerilimin kesilmesi. Bakım ve onarım yapılacak yere enerji sağlayan tüm kesicilerin açılması ve bunlara ait ayırıcılar ile ayırma işleminin emniyet altında alınması gerekmektedir. Tek dar gerilimin verilmesini önlenmesi. Gerilimin kesilmesi için açılmış olan kesici ve ayırıcıların bir başkası tarafından yanlışlıkla kapatılması önlemek üzere gerekli önlemler alınmış olması gerekir. Bu maksatla bu aygıtların varsa tarif ve kumanda kilitleme düzenleri kilitlenebilmeli, aygıtlar üzerine kapama yasaktır, hat üzerinde çalışılıyor gibi yazılar asılmalıdır. Bu önlemler, örneğin kesicinin kapanması, önleyici anahtarları, kilitlenme düzeninin anahtarının yetkili kişi tarafından alınmasıyla daha emin bir şekilde sağlanabilir. Bu çalışma yeri birden fazla noktadan besleniyorsa, A ve B bentlerinde belirtilen önlemler her besleme noktası için uygulanmalıdır.
Bu maksatla çalışacak yerde gerilim olmadığının kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Tesislerin bir bölümünde çalışma yapmak için gerilimin kaldırılması, gerekiyorsa devre kapama ve açmalarının belirli bir zamanda yapılacağını bildirmek yeterli değildir. Çalışacak yeri besleyen tüm kesicilerin alması, açılmış olmasına rağmen söz konusu tesis bölümünün gerilim altında olup olmadığı gerekli ölçü veya gösterge cihazları denetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadığı kanısına vardıktan sonra çalışmaya başlamalıdır. Üzerinde çalışacak bir tesisin gerilim altında olmadığının saptanmasında yalnız devresi kesildikten sonra ölçü aygıtlarının göstergeleri geri gitmesi, anahtarı kapatılan lambaların sönmesi ya da transformatör gürültünün kesilmesi gibi özelliklere güvenilmemelidir. E maalesef bu konuda da yanlış bir uygulama sistemi vardır. Özellikle yüksek gerilim işletme sorumluluğu derslerinde çalışma koşulları ile ilgili güvenlik adımlarını izah ettiğimizde yönetmeliğin bu ilgili maddelerine göredir. Demek ki yazılı olan mevzuat kısmı bizim güvenliği önemsememiz gerektiği de altı özellikle çizilmiştir. Atlamamamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. İş bittiğinde çalışanın tehlikeye karşılayamayacaklarına kesinlikle inandıktan sonra tesisler gerilim altına alınmalıdır. Çalışan bölüme yakın yerlerde işletme esnasında gerilim altında bulunulması gerekli başka bölümler varsa da bu bölümler gerilimli kısımlara dokunmayı önleyecek önlemler alınmalıdır. Örneğin bir anahtarlama hücresi içinde çalışırken kesici açıldığı halde tesisin diğer bölümde işletmeye devam edildiği için baralarda gerilim bulunabilir. Bölümlendirilmemiş hücrelerde hücre için hücre kapısı kapalıyken sokulmuş bulunan bir ayırma plakası ile bu koruma önlemi alınmış olmalıdır. Böyle bir önlem alınmıyorsa baraların gerilimlerinin mutlaka kesilmesi gerekir. Bara bölümü bölümlendirilmiş bir hücrede bir ilave önleme gerek olmadığı unutulmamalıdır. Kısa devre etme ve topraklama. Gerilim kesilmiş yüksek gerilim tesisleri çalışacaksa çalışacak bölüm önceden topraklanmış olan bir düzen üzerinde kısa devre edilecektir. İşletmelerin sorumlu kimseleri iş süresince çalışanların tehlikeye karışılabileceği hiçbir devre kapama işlemi yapılmamasını sağlayacaklardır. Kısa devre topraklama ancak bütün çalışmalar bittikten ve bunları yapılanların hepsine haber verildiği kesin olarak öğrenildikten sonra kaldırılabilir. Bağlama hücresi içinde çalışıldığında bu hücre kablo çıkış veya bara topraklama ayrıcıları donatılmış ise bu aygıtların kapatılması ile istenen şart sağlanabilir. Çıkış hatlarının topraklanmasında kullanılan topraklama donanımı hücre içindeki öteki aygıtları topraklamıyorsa gerektiğinde topraklama ve kısa devre etme düzenlerine bağlamak için hücrede ya da aygıtlar üzerinde sabit bağlantı yapmaya uygun çıplak bölümler bırakılmalıdır. Topraklama düzenleri hücrelere girmeden topraklama tesisine bağlanabilmelidir. Hücre kapısı bağlama sırasında açık olabilir. Ancak bu durum kapının açılabilmesi için mutlaka kesicinin açık olması şartı gerekli kilitleme sağlanmış olmalıdır. Ki dikkat edersek kilitleme koruma yöntemidir yüksek gerilim tesislerinde, hatta elektrik tesislerinin tamamında. Olmazsa olmazlardandır. Fen adamlarının sorumluluklarının tanımlandığını ilgili yönetmeliğe bir göz atacak olursak, ...3542 sayılı kanun ile 3194 sayılı kanunun 5. maddesine eklenen fıkradan tanımlanan fen adamlarından elektrikle ilgili olanların yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
Fen adamları ilgililere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisasla iştigal ettiği konulara göre aldıkları işlerin yürüttükleri kanun, imar planına, yönetmeliğe, ruhsat ve benzeri projelerine, TÜİK standartlarına, teknik şartlarına, iş güvenliği tüzüğüne ilgili tüm mevzu hükümlerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar. Fen adamları tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usus ve tekniğe aykırı yapılmış olan doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar. Yani 60. maddede her ne kadar fen adamlarının çalışma koşulları belirlenmiş olsa da yine bu yönetmelikte aslında sorumluluk verildiği göz ardı edilmemelidir. Elektrik elektronik mühendislerinin yaptıkları işlerde veya yapacakları yüksek gerilim tesislerinde bu koşulları göz ardı etmemeleri gerektiğini de inanıyoruz. Birinci grup fen adamı kimdir? Genellikle bu sorularla da karşılaşıyoruz. Elektrik iş tesis projesi mükelleflik işlerinde 50 kilovata kadar olan binaların elektrik iş tesis projesini hazırlama yetkisi bu kanunla verilmiştir. Yine elektrik iş tesisi yapım işlerinde denetime yönelik fenli mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendisliği veya yapı denetim kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 kW ve 400 volta kadar elektrik iş tesisinin yapımı da yetkili kılınmışlardır. Muayene ve kabul işlemlerinde B bendinde uygun olarak kendileri tarafından yapılan tez muayene, bağlantı, ölçü ve kabul için gerekli işlerin tamamlanması. İşletme ve bakım işlerinde de bağlantı gücü 1500 kW'a kadar, gerilim 36 kV'a kadar olan tez işletme ve bakım ölçü işlerinde yetkilidirler. İkinci grup fen adamları elektrik iş tesisi projesi mükelleflik işlerinde bağlantı gücü 30 kW'a kadar olan binaların iş tesisi projesi hazırlanmasında elektrik iş tesisi yapım işlerinin de denetiminde yetkili kılınmışlardır. Muayene ve kabul işlerinde ve işletme bakım işlerinde 1000 kW'a kadar ve 36 kV'da bakım ölçü ve işletme hizmetlerini yürütebilmektedirler. Üçüncü grup fen adamlarında muayene ve kabul işlemlerinin yanında iş tesisat projelerinin 16 kW'a kadar yapımı, yine 500 kW ve 400 volta kadar elektrik işlerinin yapımında ayrıca bu tesislerin 500 kW'a kadar olan kısmında kabul işleriyle işletme, bakım ve ölçü işlerinde yetkili kılındıkları bilinmelidir. Teknik sorumluluğun yanında idari sorumluluklarımızı unutmamamız gerekiyor. İdari sorumluluklarımız işverene karşı, meslek örgütüne karşı olarak önümüze çıkar. Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun 3458 sayılı kanundur. 28 Haziran 1938 yılında yürürlüğe girmiştir. Resmi gazetede yayınlandığı resmi gazete no ise 3945'tir. 28 Haziran 1938 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mühendisin yetkileri bu kanunda da tanımlanmıştır. Mühendisler Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mühendislik, mimarlık, unvan ve selahiyetleri ile sanat icra etmek isteyen aşağıda yazılı vesikalardan birine haiz olmalarını zorunlu kılmaktadır. Mühendislik veya mimarlık tahsisini gösteren Türk yüksek mekteplerinden verilen diplomalar, programlarının yüksek mühendis ve mimar mektep programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinde diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler, yine Türkiye Teknik Okul Mühendis kısmının programlarını buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahil diğer mühendis ve mimar mekteplerinden verilen diplomalar, programlarının Türk Teknik Okul Mühendis kısmı programlarının muadil olduğu kabul olunan ve ecnebi mühendis veya mimar mektebinde diploma almış olan usulüne ve tevkikanına verilecek ruhsatnameler. Ne
de göre mühendislik diplomaları olması gerekiyor. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği Kanunu'na göre de bu kanunun kabul tarihi 27 Ocak 1954, yayımlandığı tarih yine Şubat 1954, sayı 8625 sayılı sayı, yayımlandığı düstur ise tertip 3, cilt 35, sayfa 280'dir. Odalar Birliği'nin Türkiye sınırları içinde madde 1'de meslek ve sanatları icraya kanunen yetkili olup bu mesleki faaliyetlerde bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarların teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği kurulmuştur. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşu olan birliğin ve odaların merkezi Ankara'dadır. Madde 33'te Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını itiraz ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık basını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. Yine ek 19.4.1983 kanun hükmünde kararname 66 10. maddede kamu kurum ve kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek istasları ile ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bu görevlerinin gerekli olan işleri yaparken de mesleki bakımdan odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri haklarına sahip ve onların üzerlerine yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklı olduğunu kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Elektrik Mühendisler Odası Yüksek Gelim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği de yine birinci maddesinde amaç olan birinci maddesinde bu yönetme elektrik yüksek gerilim tesislerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme zeliyle bu hizmetlerin yürütülmesi üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisliği görev, yetki ve çalışma yöntemini düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıkça belirtilmektedir. Kapsamı 1 kilovoltun üstündeki yüksek gerilim tesisinin teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisleri olduğu açıkça belirlenmişti. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24.246 sayılı resmi gazetede yayınlanan yürürlüğe giren elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve yükümlülüklere ilişkin düzenlemeleri kapsadığı açıkça ifade edilmektedir. Mühendis kimdir? EMOV üyesi elektrik mühendisi ya da elektrik mühendisini. İşletme nedir? Anma değeri 1 kilovoltun üzerindeki enerji alınan nokta ile alçak gerilim ana şalterlerine kadar olan bölümlerin oluşturduğu enerjili ve enerjisiz kısımlar olarak 1 kilovolt üzerindeki yüksek gerilim tesisleri bu yönetmelikte tanımlanmıştır. İşveren kimdir? İşletmenin sahibi veya kullanıcısı olarak işveren tanımlanmıştır. İşletme personeli kimdir? İş yerinde mevcut işletme ilgili görevleri üstlenmiş ya da üstlenecek olan işveren tarafından belirlenmiş ve görevlendirilmiş personel olarak ifade edilmektedir. Yukarıda 60. maddede de ayrıca elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği 60. maddede bu işi tanımlamıştık. Biliyorsunuz teknik sorumlulukların nasıl ifade edildiği, hangi mevzuata dayandırıldığı açıkça belirlemiştik. İşletme personelinin tanımını düşündüğümüzde demek ki buralarda çalışacak ya da görev alacak personeli belirleme yetkisi bir anlamda da yönetmeliğe uygun olarak yine elektrik elektronik mühendislerce yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Madde 6'da da İşletme sorumlu üstlenecek mühendisin EMO tarafından verilen elektrik yüksek gerilim işletme sorumlu belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İşletme sorumlu işletme tam gün tam gün esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenebilirler. Ancak işletmelerde yeterli ya da niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda da bu hizmeti EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen elektrik 1 kilovolt üstü ve 1 kilovolt testlerde SNM belgesi ve işletme sorumluluğu yetkilendirme ve sahibi olan mühendisler tarafından hem onaylı sözleşmeyle üstlenebilecekleri açık
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu mühendislerin işletmelerde gereken manevra işletme sorumlusu tarafından yapılmasının esas olduğu, ancak işletme sorumlusu bu manevra bir kısmını veya tamamı sorumluluğu kendisine ait olmak üzere işletme personeline yaptırılabileceği, yönergeler dışında yapılan manevralarda ya da personelin kişisel hatadan doğacak kazalı işletme sorumlusunun sorumlu olmayacağı, işletme sorumlu talimatları ve verilene uyulmamasından kaynaklı her türlü kayıplardan işletme sahibinin sorumlu olacağı tanımlanmıştır. İşletme sorumluluğu bu yönetmelikte tanımlanan işletmede güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızada yapılacak müdahale nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımların yapılması, gerekli iş güvenliği malzeme testi bulundurulması sağlanması hizmetleri olarak açıkça belirtilmektedir. Enerji sağlayan kuruluşlar işletmenin enerji aldığı elektrik üretim AŞ, TEAŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ veya görevli şirketleri olarak, ki görevli şirket dağıtım lisanslı şirketler artı OSB'ler olmak üzere tanımlıyoruz. İşletme sorumluluğu işletme tam yöntem lisansına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstleneceği yönetmelikte açıkça belirtilmektedir. İşletme sorumlusu işletme ilişkin topraklama testlerini işletmenin çalışma koşullarına göre elektrik topraklamalar yönetmeliği güzelli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur. Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompansasyon sağlıklı çalışıp çalışmadığı denetlenmesi de sorumluluk kapsamında olmadığını açıkça ifade edelim. Ancak kompansasyon tesislerinin yüksek gerilimin bir bölümü ise doğal olarak işletmesinden sorumlu olduğumuzu da unutmamak gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılmasının asıl olduğunu unutmamak gerekiyor. Mesleki eğitime katılmak da yine EMO yönetmeliği gereği bir zorunluluktur. Belge verilmesi elektrikçi işletme sorumluluğu belgesi aşağıdaki koşullarda verilir. Yüksek gerilim tesisinde dolaylı dokunmaya karşı koruma topraklamadır. İki şeyin yüksek gerilim tesislerinde iki şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Bir, yalıtma, iki, topraklama. Evet, olmazsa olmazlarımız. Yüksek gerilim tesislerinde iki konu. Bu konuları ileriki derslerimizde çok detaylı inceleyeceğiz. Ancak şimdi uygun bir iş ortamının oluşturulması. Madem teknik sorumluluğu, işletme sorumlusu mühendisler olacak, elektrik elektronik mühendisleri görev alacaksak yüksek gerilim tesislerinde uygun bir iş ortamını ve uygun iş ortamının yanında kişisel koruyucu donanımları artı İSG ekipmanları, iş güvenliği sorumlusu isek acaba hangi kriterlere göre oluşturabiliriz, onu sunmak istiyorum. Yüksek gerilim tesislerinde kişisel koruyucu donanımlar ve güvenli bir iş ortamının oluşturulması çok önemlidir. Öncelikle temel görevleri nedir? İşverenin temel görevleri nedir? Çünkü biz elektrik elektronik mühendisleri bir tesiste sorumluluk aldığımızda, teknik sorumluluğu aldığımızda hukuki bir boşluk oluşmaması gerekir. Eğer hukuki bir boşluk ortaya çıkacaksa, hukuki sorunlar nedeniyle karşı karşıya kalın bir cezai bir sorumluluğumuz olacak. İki, tazminatla ilgili bir sorumluluğumuz. Üç, idari yönden bir sorumluluk ortaya çıkacaktır. O zaman işveren adına temel görevlerde bir anlamda elektrik elektronik mühendislerinin sorunu olarak karşımızda duruyor.
Temel görevler nedir? İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri izlemek mühendislerin görevidir. Çalışma hayatını desteklemek yine mühendislerin görevidir. Çalışma hayatını geliştirmek, çalışanların koruyucu ve güvenli çalışmayı destekleyici tedbirleri almak mühendislerin görevleri arasında, yükümlülükleri arasındadır işveren adına. Hizmet kusuru nasıl oluşabilir? Hangi durumlarda oluşabilir? Hizmet kusuru personel açısından gerekli emir ve talimatların verilmemesi, denetimin yetersiz olması, gereken önlemlerin alınmaması, hizmet araç ve gereçlerinin hizmet gerekleri için uygun ve yeterli olmaması, gereken tedbirlerin alınmaması veya geç ya da zamansız alınması, gerekli tedbirlerin alınmaması veya geç ya da zamansız alınması gibi nedenlerle oluşan aksaklık, eksiklik, bozukluk, düzensizlik hizmet kusuru sayılır. Bunu unutmamak gerekiyor. İş ortamları nereleri olabilir? Yüksek gerilim tesislerinde, üretim tesisleri, santraller, transformatör merkezleri, şalt merkezleri, dağıtım merkezleri, elektrik iletim hatları, dağıtım hatları, enerji nakil hatları, demir yolları, madenler, iletişim tesisleri, iş merkezleri, fabrikalar ve benzeri gibi yerler olarak, iş yerleri olarak kabul ediyoruz. Hizmet kusuru ortaya çıktığında işte resimde gördüğümüz gibi bu tür olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamak gerekiyor. Hizmet kusuru sonucunda sadece bir ayda Kasım'da en az 170 işçi yaşamını yitirmiştir. Her bir işçi yaşamının bir bedelinin olduğunu da, vicdani bir bedelinin olduğunu unutmamak, tabii ekonomik kayıpları ve ailesinin yaşadığı yıkıntıyı unutmamak gerekiyor. İşverenin görevleri neler olmalıdır? Ve doğal olarak da bu görevler yine yüksek gerilim tesislerinde mühendislerin sorunu gibi durduğunu unutmamak gerekiyor. Risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işçinin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarımı ile iş ekipman, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olan, tehlikesiz ve daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik vermek. Çalışanlara uygun talimatlar vermek. Riskleri önceden belirlemek. Çalışanları risklere karşı korumak. Çalışanlara rahat ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışmalarını sağlamak. İş kazalarına karşı insanların psikolojik ve bedensel sağlıklarını korumak. Üretimin devamını sağlamak olmalıdır. Mesleki, bilimsel ve teknik sorumluluk acaba nedir? Hukuki sorumluluk, hukuksal sorumluluklar nelerdir? Bir de onlara göz atalım. Sorumlulukta bir yüksek gerilim tesisinin sorumluluğu elektrik elektronik mühendislerindedir. Unutmamak gerekiyor. Anahtar sizlere veriliyor. Mühendis nedir peki? Mühendislik nedir? Maddeyi ekonomik biçimde ele alıp fiziksel olaylara dayanılarak ve matematiksel modellerden de yardım alarak insanlığa yararlı hizmetler sunabilmek olduğunu unutmamak ve doğal olarak da bir maddeyi boyutlandırmak, biçimlendirmek ve bir malzeme kalitesi olarak sunmaktır. Sorumluluk nedir? Hukuki anlamdaki sorumluluk, uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme. Tazminatla yükümlü tutulma, işlenmiş olan bir suçun gerektirdiği cezayı çekme olarak tanımlanıyor. Bilinmesi gereken zorunlu mevzuatlar, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği biraz önce de amacından güvenli çalışma koşullarına kadar 59. 60. 61. madde 62. maddelerde yükümlülüklerimizi
açıkça belirledik. Yine elektrik topraklama yönetmeliğinde yüksek gerilim tesislerde can ve mal güvenliğini sağlayacağımız tek bir yöntem topraklama. Olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Elektrik iş tesisleri yönetmeliği. Örneğin yine elektrik kuvvet takım tesisi yönetmeliğinin ilgili madde transformatörlerle ilgili basitçe bir örnek verecek olursam hücrenin aydınlatılması, transformatör hücresinin aydınlatmasının en az 150 lüks olacağı belirlenmiştir. O zaman iş tesis yönetmeliğine göre transformatör hücrelerindeki aydınlatmanın mutlaka sağlanması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. EMO yönetmelikleri biraz önce Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde hangi yükümlülüklerimiz olduğu açıkça tanımlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenlik Kanunu İLO Sözleşmeleri. İLO Sözleşmelerinin Türkiye 190 tanesini imzalamıştır. Özellikle iş güvencesine atıfta bulunmaktadır. Sendikalaşmaya atıfta bulunmaktadır. Ama maalesef İLO Sözleşmelerinin çalışanlarla ilgili bu kısımları ülkemizde maalesef de hayata geçirilmediğini görmekteyiz. Güvenlik mühendislerin olmasına rağmen iş güvencesi yoksa iş güvenliği acaba sağlanabilir mi? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Uluslararası standartlar bilinmesi gerekiyor. Yine 4857 sayılı iş kanunu örneğin 78. maddesi iş yerlerinde iş güvenliğinin işverenler tarafından sağlanacağı doğal olarak biz çalışanlar elektrik elektronik mühendisleri çalışanlar olarak işverenin temsilcisi olmamız nedeniyle de iş yerlerinde mutlaka elektrik yüksek gerilim tesisleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini iş güvenliği tedbirlerini geliştirmek bizlerin görevi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki tüzük, ağır ve tehlike işleri yönetmeliği, TUMOP ve EMO mevzuatı, EPDK mevzuatlarını göz ardı etmememiz gerektiğinin altını çiziyorum. Sorumluluğun halleri vardır. Cezai, hukuki, idari olmak üzere. İşte sorumluluklardan cezai sorumlulukta tutuklamaya kadar bir süreci yaşayabileceğimizi unutmamalıyız. Resimlerden gördüğümüz gibi. Hukuki sorumlulukta yine tazminat boyu var. Maalesef ortaya çıkan zararların bir mali boyutunun olduğunu unutmamak gerekiyor. İşverene karşı İdari sorumluluğumuzda işverene karşı meslek örgütüne karşı olduğunun vurgusunu yapmıştık. Umarım yüksek gerilim tesislerinde iş güvenliğini sağlamak için resimde gördüğümüz gibi yöntemleri geliştirmeyiz. Sorumluluktan kurtulabilmenin şartları nedir acaba? Elektrik tesislerinde yapım, bakım ve işletme esnada iş yapan elemanın kişisel hatalarında oluşacak kazalarda sorumlu mühendislere bu fiziki sorumluluk yüklenemeyeceğini unutmamamız gerekiyor. Kaçınılmazlık ölçütü ise sorumlular istenmeyen sorucun meydana gelmemesi için somut durumun gerektiği her türlü objektifi dikkat ve özeni göstermiş olduğunu ispat ederse sorumluluktan kurtulacağını bilmemiz gerekiyor. İşveren tüm riskleri, önleme tedbirleri aldığı halde hala risk varsa kişisel koruma donanımlarını kullanmalıdır. Kişisel koruyucu donanım nedir peki? Kişisel koruyucu donanımlar bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir. Soğuk ve sıcağa karşı koruyan güvenlik ayakkabıları, eldivenler gibi koruyucu giysiler, endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baretler, yüksekten düşmeyen emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar, kişisel koruyucular olarak koruyuculara örnek verebiliriz. İşte burada gerekli iş ortamının oluşturulmaması ve kişisel koruyucuların kullanılmaması halinde
güvenliğin ne kadar tehlike vuracağını oluşan bir hata da görebiliyoruz. Sel koruyucu donanımlar için temel sağlık ve güvenliğin gerekleri olarak C işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi sel koruyucu donanımlar da insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları olarak belirlenmiştir. Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeyde indirgenmediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanım kendi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanılan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. Seçilecek kişisel koruyucu donanımların CE işareti taşınmasına dikkat edilmeli. CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşınması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar seçiminde ayrıca riske ilişkin limit değerlere dikkat edilmelidir. İşveren hangi tür kişisel koruyucu donanımı hangi risklere karşı nasıl ne kadar süre kullanacağı hakkında da yeterli bilgi ve uygulamalı eğitim çalışanlarına ücretsiz olarak vermeli, işçilerin görüşlerini alınmalı ve katılımları da sağlanmalıdır. Baş ve yüz koruyucular kişisel koruyucu donanımlardan muhtelif baretler, muhtelif siferlikler, muhtelif kaynakçı başlıkları baş ve yüz koruyucuları olarak tanımlanıyor. Göz koruyucuları, parça ve çapak sıçramalarına karşı koruyucu gözlükler, kimyasal madde, buhar, duman, gaz, toz ve benzeri gibi karşı tam korunmalı gözlükler, kaynakçı gözlükleri ve siferlikler, göz duruşları. Kulak koruyucuları, kulak tıkaçları, kulaklık baretler, kulaklıklı baretler, solunum koruyucuları, toz maskeleri, yarım yüz maskeleri, tam yüz maskeleri, temiz hava beslemeli maskeler, gaz ve buhar filtreleri, zerrecik partiküller için filtreli koruyucular. El koruyucuları, mekanik iş eldivenleri, kimyasal maddelerden koruyucu eldivenler, genel amaçlı eldivenler, ısıdan koruyucu eldivenler, soğuktan koruyucu eldivenler, kaynakçı eldivenleri, özel amaçlı eldivenler, yangınla mücadele eldivenleri olmak üzere düşünülmelidir. Ayak koruyucuları için çelik burunlu ayakkabılar, çelik burun ve çelik tabanlı ayakkabılar, muhtelif çizmeler, elektrik izole ayakkabılar, yine muhtelif tip emniyet kemerleri, düşmeyi yavaşlatan halatlar, kimyasallara karşı koruyucu giysiler, muhtelif tulumlar, iş elbiseleri, yağmurluklar, fosforlu işaretli elbiseler, ısı ve alevden koruyucu elbiseler, muhtelif önlükler diyoruz. Güvenliği iş yerine geldiğimizde 17 Temmuz 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı iş yeri bina ve elektriklerinde alınacak, eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik hükümlerine göre iş yeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlenmiştir. Buna göre de mühendisler mutlaka bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Genel yükümlülükler kapsamında işveren, iş yerinin ve yapılan işin niteliğini, risklerinin gerektirdiği her durumda belirtilen hususları yerine getirir. Elektrik havalandırma ve yangın tesisleri ilgili periyodik bakım ve kontrolleri 25.4.2013 tarihli ve 28.628 sayılı resmi gazetede yayınlanan iş ekipmanlarının kullanımından sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapmak zorundadır. İş yeri binaları ile buralara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıktan inşa edilir.
Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 2007 tarihli ve 26.554 sayılı resmi gazetede yayınlanan deprem bölgesinde yapılacak binalar hakkında yönetmelikten ve TS500 standartından yararlanabilmelidirler. 4. Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikeli oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Çalışanları doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunmuş olması gerekir. 5. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilme ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak tesislerde TSHD 60.364'de 443 standardı göz önüne bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulmak zorundadır. Altı, elektrik tesisinin kurulmasında 30.11.2000 tarihli ve 24.246 resmi gazetede yayınlanan elektrik kuvveti yönetmeliği 4.11.1980 tarihli 18.500 sayılı resmi gazetede yayınlanan elektrik tesisleri yönetmeliği yine 21.8.2001 tarih ve 24.500 sayılı resmi gazetede elektrik tesisleri topraklama yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak zorundadır. 7. Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30.12.2006 tarih ve 26.392'ye 4. mükerrer sayılı resmi gazete yayınlanan muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetim hükümlerine uygun şekilde kurulmak zorundadır. 8. İş yerine ana panu ve tali elektrik panolunda seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi, artık akım anahtarı tesis edilmek zorundadır. Parlayıcı, patlayıcı, tehlike ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direkt veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerlerde bulunan binalarda yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınmak ve tesislerin kurulması zorunludur. 10. İş yerinde bütün acil çıkış yolları kapılarının doğrudan dışarıya ve güvenli bir alan açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkış önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Ve herhangi bir tehlike durumunda bütün çalışanların işlerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeyi mümkün kılacak şekilde tesis sağlanır. Gerekli durumlarda ve bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yaptırılmak zorundadır. Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri, yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, iş yerinde bulunan ekipman ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenmek zorundadır. 27.11.2007 tarihli ve 2007'ye 12.930 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olması da sağlanmak zorundadır. Acil çıkış kapılarına acil durumlarda çalışanların hem de kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılamaz. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralarda açılan yol ve kapılarda çıkış zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olması sağlanmak zorundadır. Acil çıkış yolları ve kapıları 23.12.2003 tarihli ve 25.325 sayılı resmi gazete yayınlanan güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğe uygun şekildeki gibi işaretlenmeli. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması da sağlanmalıdır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağı bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır. İş yerlerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, iş yerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, iş yerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre iş yerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri de bulundurulmalıdır.
12 yangın söndürmek ekipmanları her zaman kullanma hazır bulundurularak bu ekipmanların mevzuatı öngördüğü periyotlarla bakımı ve kontrolü yapılmalıdır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur. Görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanın önlerine engel bulundurulamaz. 13. Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerlere güvenlik ve sağlık işaretli yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaret kalıcı ve görünür olması sağlanmak zorundadır. İş yerlerinde bağımsız kaçış, çıkış merdivenleri, yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olması esastır. 15. Kapalı iş yerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde çalışma yöntemi, çalışma sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınmalıdır. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokular ortamın dışına atılacak şekilde ve nitelikte genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik cebri havalandırma sistemi kurulmalıdır. İlk yardım özellikle önemlidir elektrik çatmalarında. Mutlaka iş yerlerinde bununla ilgili önlemler alınmış olmalıdır diyoruz. Böylelikle yüksek gerilim nedir ne değildir ve sorumluluk nedir, teknik sorumluluk, hukuki sorumluluk nedir, İdari sorumluluk nedir, ne değildir? Kişisel koruyucu donanımlar hakkında, İSG ekipmanları hakkında işverenin yükümlülüklerinin olduğu, görevleri olduğu, bunların doğal olarak da elektrikle ilgili olması nedeniyle mühendisliğin biçimlendirme, boyutlandırma, malzeme seçimi olması nedeniyle güvenlik boyutunda ele alınıp İşveren adına bulunduğumuz yerlerde mutlaka sağlamamız gerektiğinin vurgusunu yaparak ileride yüksek gerilim testleriyle ilgili yalıtmadan başlayarak toplaklamaya kadar ve devreyi oluşturan devre elemanları, sistemin oluşturan devre elemanları ile ilgili koruma her bir konu ayrı başlık olmak üzere tekrar buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar diyorum. Burada bu akşam bu kadarıyla sınırlamak istiyoruz. Umarım diğer konular çok daha zevkli olacaktır diyerek hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de yazayım. Sunum bir katıl arkadaşları göndereceğiz abi.